radıyallahu anhudan rivayet qilingan hadis muttafaqun aleyh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmat qiladi. Sab'atun yudilluhumullahu fi zillihi yamma la zilla illa zilluhu. Va zakarahum ila an qal rajulun da'athu imratun zata mansabin va jamalin fa qala inni akhafulloh. Ana shu qiyomat kunida mahshargohda hech bir soya bo'lmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taoloning arshining soyasi tushib turadi. Mana muttafaqun aleyh bo'lgan hadisda mana shu soyada insonlardan 7 xil toifadagisi turadi. Shularning ichidan Rasululloh sanab o'tar ekan, mansabdor, go'zal bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilgan paytda, undan faqat rozilik talab qilib turgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan yigit yoki kishi mana shu Allohning arshining soyasida turadi. Chunki bu yigit yoki kishini nima to'siyapti? Hech kim ko'rmayapti. Hamma sharoit muhayyo, faqat shu zinoga roziligi, moyilligini bildirib qo'ysa bo'ldi. Hamma sharoit, imtihon shunda bo'ladi. Ko'chada ketayotganimizda, ishga ketayotganimizda siz bilan biz ustimizda zino degan imtihon yo'q. Chunki unga sharoit yo'q hali. Bizdan faqat shu zinoga roziliklar talab qilingan paytda hamma sharoit muhayyo bo'lib, shu o'rinda biz o'zimiz Allohdan qo'rqamanda tiyib qolsak, shunda siz bilan biz zino degan imtihondan o'tamiz. Harom puldan hozir shu o'tirganimizda hech kimga imtihon yo'q. Siz savdo qilayotganda ochiqcha bir-ikkita bir 100 so'mni 1000 so'mni berib yubordi. Egasi ketyapti, hech kim ko'rmadi. Mana shu o'rinda sizni shu 1000 so'mni 100 so'mini qaytarib berishlikka nima majbur qiladi? Yoningizda birodaringiz turgan bo'lsa, aytasiz, uyalgandan beryapman deysiz. Nima to'sadi? Shu o'rinda indamasdan shu pulni egasiga berib yuborayotgan bo'lsangiz, Allohdan qo'rqayotganingiz uchun beryapsiz. Yoki bomdod namoziga hech kim yo'q bo'lgan paytda uyg'ondingiz. Sizni nima turg'izadi? Uy sovuq, tog'ridan chiqsangiz sovuq, hech kim yo'q, ko'rpadan chiqqingiz kelmayapti. Sizni nima turg'izyapti shu yerda? Agar siz mingta hadis yodlamagan bo'lsangiz ham, 10 pora qoratlamagan bo'lsam, shayrga turib bismillah deb taorot qilib namozga turyapsizmi? Demak, sizni Allohdan bo'lgan qo'rquv sizni qamalatyapti bu yerda. Chunki biz o'zimizni kimligimizni yolg'iz qolganda bilsak bo'ladi. Allohdan qo'rqamizmi yoki odamlardan uyalamizmi? Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda muttafaqun alayhi hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Inna rajulan kana qablakum razaqahullohu malan faqala li banihi lamma hadara ayyu abin kuntu lakum? Qalu khayru abin." Sizlardan avval yashab o'tgan odamlardan biri ölüm soati yetgan paytda bu bor bu odam bo'lgan edi. Farzandlarini to'plab ixtisor holatida aytdiki, "Men qanaqa ota edim sizlarga?" Farzandlari, "Yaxshi ota edingiz" dedi. Lekin bu kishi aytdiki, "Men hayotimda hech bir yaxshilik qilmaganman. Shuning uchun Allohdan qo'rqaman qiyomat kunida tiril-tiril so'raydigan bo'lsa. Shuning uchun men o'lganimda kuydiringlar. Kulimni yarmini dengizga, yarmini tuproqqa qarab, yerga qarab sochib tashlanglar" dedi. Farzandlari vasiyatini qilishdi. Kuydirishdi, kulini suvga va qurilikka sochib tashlashdi. Alloh taolo bu bandani dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hokimi yig'di, tiriltirdi va nima sababdan bunday qilding? Parvardigora, sendan qo'rqqanligimdan dedi. Alloh taolo mana shu qo'rquv sifat tutuvelik, Alloh taolo bu bandani gunohlarini hammasini kechirdi. Ehtimol hatto ko'p gunoh qilgandir, savobni oz qilgandir, sadaqot yoki bir namoz taqvoda oz bo'lgan, lekin Allohdan qo'rqqanligi shu ishni qilishga majbur qildimi? Alloh taolo gunohini kechirishini va'da qildi. Allohdan haqiqiy qo'rqqanligi sababli. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Rasululloh mana Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Yaqulullohu azza va jalla: "Idza arada abdi an ya'mala sayyatan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha, va in amilaha faktubuha bimithliha, va in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana." Meni bir bandam dedi Alloh taolo, gunoh qilishlikni niyat qilsa, to shu niyatini amalga oshirib gunohni qilmaguncha gunoh deb yozmanglar bitta. Agar shu gunohni amalga oshirsa, bitta gunoh yozinglar. Yo'q, endi mendan qo'rqib turib tark qilsa, shu tark qilganiga bitta savob yozib qo'yinglar. Gunohni niyat qildi, lekin qilmadi Allohdan qo'rqib. Shu niyat qilganiga ajr oladi. Shu niyatini amalga oshirmaganiga ajr oladi, chunki Allohdan qo'rqyapti. Salaf solihlarda bu to'g'rida aytgan bir hikmatli so'zlari bor. Hukamolardan biri aytadi: "Al-huznu yamna'u at-ta'am, wal-khawfu yamna'u az-zunub, wa raja'u yuqawi 'ala at-ta'a, wa zikru al-maut yuzhidu 'anil-fudul." Oxirat haqida g'ami bor odam ovqatdan tiyilib qoladi. Ya'ni
aytamiz u bir qalbi bir narsa bilan ovora bo'lgan odam, misol qarzdorlar, haqdorlar kelib eshigining tagida to'polon qilishligini o'ylab kutib o'tirgan odam, 5 ta kelamiz to'polon qilamiz eshigining tagida degan bo'lsa, bu odamga soat 3 ta ovqat olib kelsa ayol, qanaqa ovqatligini bilmaydi, ishtaha bo'lmaydi, sho'rma shirinni bilmaydi, chunki qalbi hozirga keladigan muammo bilan ovora bo'ladi. Kishi oxirat g'ami bilan ovora bo'lsa, ko'pam ishtahosi zo'r bo'lavermaydi. G'am bo'lsa qalbida Allohdan bo'lgan qo'rquv gunohlardan tiyadi. Siz bilan bizda Allohdan qo'rqish sifati bor bo'lsa, hayotda qilayotgan ishlardan biri qaraylik-da. Gunohdan tiyila olyapmizmi? Tiyilsa demagin Allohdan qo'rquvimiz bor. Allohning rahmatidan bo'lgan umidchi. Agar shu narsa bizda bo'lsa, Allohni ibodatini qilishlikka quvvat bag'ishlaydi bizga. Allohdan rahmatini umid qilgan banda savob amallarni ko'proq qiladi. Alloh bizni ham kechirar deb turib gunoh nasiyat qilishdan o'rniga taqvoda, to'atda quvvat bo'ladi bu narsa. Va o'limni eslashlik insonning hayotdagi oshcha dabdaba, zeb-ziynatlardan tiyib qo'yadi. Chunki ertaga yoki indin ko'rishni bilgan odam yangi libos olib kelish haqida ham qilmaydi. Yangi bir sayyora mashina olib kelish haqida ham qilmaydi, chunki ertaga o'lishini eshitgan odam o'zi biladi nima qilishligini. Abul Qosim Hakim rahimahulloh aytadi, kishi bir narsadan qo'rqsa, odatda undan qochadi. Endi kishi Allohdan qo'rqsa, Muraksi bo'ladi. Allohga qarab nima qiladi? Talpinadi. Subhanalloh. Kishi bir narsadan qo'rqsa, shu narsadan qochadi. Hayvonmidi, faqirlikmidi, o'limmidi, boshqa narsa. Lekin Allohdan qo'rqqan odam mana shu qo'rqqan zotga intiladi. Chunki Alloh taoloning o'ziga qaytmagan odam Allohdan qo'rqayotgan demas. Gunoh ma'siyat qilib qo'yib, biz ham namoz o'qimaganimizda matimiz toza, biz ham Allohdan qo'rqamiz deyotgan odam bu odam kazzob odam bo'ladi. Agar qo'rqaningda Allohga qarab intilib talpinib borgan bo'lardi. Banda qachon Allohdan qo'rquvchilar qatoriga kiradi? Qachon kasal odam sovuq suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb sovuqdan ehtiyot bo'lgandek, gunohdan kishi do'zaxga tushishligim yana ham chuqurroq bo'ladi deb ehtiyot bo'lmaguncha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Kasal odam suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb ehtiyot qilgandek, kishi o'zini gunohdan ehtiyot qilmaguncha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Fuzayl ibn Yas rahimahulloh aytadi: "Man xofa Allohu dallaqul xofu ala kulli khayr." Bir odam Allohdan haqiqiy qo'rqsa, bu qo'rquvi faqat yaxshi ishlarga turtki degasi. Ko'zini tiyadi, chunki Alloh ittiga so'raydi. Demak, ko'z gunoh deyildi. Qo'lida bor xayr ihsonni haqqiga sarflaydi, ertaga Allohni oldiraman deydi. Agar sarflamasam hisob kitob bo'ladi deydi, xalqiga foydasi tegadi. G'azabini yutadi, g'azabini yutmasam Alloh taolo qiyomatda azoblaydi deydi, jamiyat o'rtasidagi muomala chiroyli bo'ladi. Allohdan bo'lgan qo'rquv insonni faqat yaxshilikka yetaklaydi. Ya ko'rganmisizlar bir amatta Allohdan rostakam qo'rqqan odamni bir yomon ish qilganligini. Endi biz aytgan qo'rquvning ikkinchi turi o'limdan qo'rqish, kambag'allikdan qo'rqish, kasaldan qo'rqishlik. Bu narsalar o'lim, kasallik, kambag'allik Alloh taolosi siz bilan bizni taqdirimizga yozib qo'ygan narsa edi. Biz qo'rqsak ham shuna bo'ladi, qo'rqmasak ham shuna bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqqan odam faqirlikdan bo'lgan qo'rquvi hamma yomon ishlarga buyuraydi. Halol haromiga qaramaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Birovga haqqi degan narsa qiziqtirmaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Orzu-havas degan narsa bor. Bizda ham bo'lsin degan hirs. Mana shu faqir bo'lib qolishidan qo'rquvi bor odam xotirjam bo'lsin. Bu qo'rquvi faqat yomonlik keltiradi uni. So'raylik o'zimizdan, bizda qaysi qo'rquvning turi bor? Allohdan qo'rqayapmizmi? Kambag'allikdanmi? Faqirlikdanmi yoki kasallikdanmi? Mana shu Allohdan bo'lgan qo'rquvdan boshqa hamma qo'rquvni chiqarib tashlasak, o'sha biz qo'rqayotgan narsani Alloh taolo o'zi narx qilib qo'yadi. Shunday emasmi? Birni bersang, undan olasan deyaptimi Alloh? Allohdan qo'rqib birni beraylik. Biz qo'rqayotgan faqirlik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yarashaylik, kasallik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yarashib, sila rahim qilaylik, to'satdan keladigan o'limni narx qiladi. O'zi hamma bizni qo'rqitadigan narsalarni tashlab turib, bitta Allohdan o'zidan qo'rqishga qaytib olsak, boshqa narsadan qo'rqmaymiz. Biroq mansabdan ishdan haydab yuboraman desa, xotirjamsiz. Rizqim beradigan Alloh. Bitta ishni yotsa kimsin ochadi? Birozga popasa qilib cho'chsa, cho'chimaysiz. Allohni yozgandan boshqa narsa bo'lmaydi. Demak, yo biz bitta Allohdan bo'lgan qo'rquvni olamiz ixtiyorimiz bilan, yoki hamma qo'rquv bizning ustimizga yozib qo'yar ekan. Allohdan bo'lgan qo'rquv faqat yaxshilik yetaladi. Allohdan boshqasidan bo'lgan qo'rquv bizni yomonlikka yetaladi.
İmam-ı Subki aytadı: "Ma khiftullah yawman illa ra'aytu lahu baban min al-hikmeti wal-ibrati. Ma ra'aytuhu qab." Qachon Allohdan bir qo'rqibman deydi. Shu qo'rquvimning orqasida juda ko'p hikmat, juda ko'p ibrat topdim. Allohdan qo'rqib zakot beruvdi, moli ziyoda bo'ldi. Allohdan qo'rqib sadaqa beruvdi, turli balo qazolar kelyapti, qo'ni-qo'shnisiniki yo'q, unga kelmayapti. Allohdan qo'rqib tilini tiyuvdi, yaxshi ham indamaganim dedi, yo'q boshimda turgan ekan dedi. Agar shu shart gapirib olganimda nima bo'lardi? Xijolat bo'lardi. Yaxshi ham aytmaganim, agar bor aytganimda meni gap tashlaganim bilinib qolardi, sharmanda bo'lardi. Allohdan bo'lgan qo'rquv, bilingki siz bilan biz aql ojizimiz, yetib bormayotgan bo'lsa ham bizni faqat foydamizga. Xoling dunyoingizga, xoling oxiratingizga, xoling salomatchiligingizga, xoling moddiy tomoningizga. Allohdan bo'lgan qo'rquv orqasida juda katta hikmat, ibratlar bor. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bir hadisni eshitdim dedi. Banu Suroyldan bir boy odam bor edi. Hali boy odam oldiga bir hojat bilan kelgan bir chiroyli go'zal ayolni ko'rdida, undan bir ta'ma qilib, u bilan zino qilishlikni talab qildi. Va 60 dinor, 60 dirham pul berdi. Hali ayol rozi bo'lib oldi, endi unga yaqinlik qilmoqchi bo'lgan paytda hali ayol yig'lavardi. Nima yig'layapsan dedi. Vallohi men shu pulga hojatim borligi uchun xub dedim, lekin shu narsani qilishlikka harakat qilganimda Allohdan qo'rqdim dedi. Shunda haligi boy aytdiki, sen zaif bo'lib turib, muhtoj bo'lib turib shu pulga Allohdan qo'rqsa nimaga men qo'rqmayman? Pulam senga, o'zing ham ketaver dedi. Shu tunda o'ldi shu boy. Ertalab eshigiga Allohning rahmati shu bandaga bo'ldi degan yozuv paydo bo'ldi deydilar. Qarang, Allohdan qo'rqib o'zini tiyib qo'yuvdi. Ittaskin o'lar ekan, yaxshi ham deyib qo'ygan. Aytayapsiz-ku, Allohdan qo'rqib bir narsadan tiyilaveraylik, albatta orqasida bir hikmat bor, katta bir xayriyat bor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tirikligida jannatligini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi bo'lishiga qaramasdan shunaqa ko'p yig'lardiki, hatto mana shu yoshlari oqadigan yuzini ikkita bir chekasida ariqchalar paydo bo'lib qolgan edi. Ko'p yig'laganligidan. Kim edi bu? İslam'da iman getirişi bilen, İslam'da kuvvet bulan kişi. Rasulullah s.a.v'a duası bilen iman getirilen kişi. Tarihliği de cennet haberle işken kişi, Allah'dan korkup yığla geldi giden. İnsan kılıyla, Brahmet'e yığla gelmez mi? Sahabalarda tarihine, Peygamber aleyhisselam'ın tarihine işken de közümüzde cıkka yaş gelirdi. Hakkı bir yakışı, zor. Endi shu sahobaning hayotini eshitmasdan yolg'iz qolganda jannamoz ustida kechqurun yig'laganmizmi bir amatda? Allohning soyasida turadigan 7 ta odamning bittasini sayganda Rasululloh nima dedi? Xoli qolganda kechasi jannamoz ustida turib Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh chiqqan kishi dedi. 7 tadan bittasi dedi. Yolg'iz qolganda Allohdan xoshiyatidan, Allohning qo'rquvidan ko'zidan pashachalik Peki paşanın başçalı yaş çıkan kişinin közüge cehennem utharam dedi. Kıyamet günü de bir bandana Allah da Allah rivayetlerde keltirlerdi. Savab günah amaları tartılgende günah amaları basıp etti. Şunda bende dozaka hüküm kılındı. Bir tane kibriye Allah yine de akıldı. Barbarlı gör. Közüden kiçkinenge köz yaşlı çıkan Allah'dan korkup. Allohdan qo'rqib kichkinani yosh chiqargan ko'zga jahannam o'ti harom degandiku, men guvohman, mana shu men turgan ko'zdan yosh chiqqan der ekan. Shunda shu kichkinlikda Alloh taolo so'zini olib jannatga kirgizar ekan shu bandani. Shu kichkinliklarimiz guvoh bo'lganmi? Bizning ko'zimizdan oqqan yoshlarga yolg'iz qolgan paytimizda. Ya'ni bu sahobalar bilan, bu salaf solihlar bilan bizni taqqoslaydigan bo'lsak, Endi misol deylik shu dindan uzoq yurgan, dindan bexabar yurgan odamlar biz o'zimizni boshqa odamga o'xshab his qilamiz u. Biz masjidga yuryapmiz, biz 20 kun, 30 kun taravaga boryapmiz, 30 bora xatmada turibmiz, bir katta ish qilayotganga o'xshaymiz-da. Shaytonni yengib qo'yadigan o'rinlardan bittasi shu ekan. Inson o'zini boshqalardan katta tutib olganligi, amallarini ko'pligi bilan faxrlanadigan bo'lib qolishligi va gunohlarni esdan chiqarib qo'yganligi shayton buni yiqitib qo'yibdi degan gap. Umar ibn Xattob Madina ko'chalarida ketar ekan, sahobalar bilan bir kichkinagina bir balog'at yoshi yetmagan bir bolani shunday ushladi-da, shunday bag'riga bosib turib, "Ey bolam," dedi, "duo qiling," dedi. "Alloh bizni gunohlarimizni kechirsin." Ashoblar, "Ha bu balog'at yetmagan yosh bola qanaqa qilib bizni gunohimizni so'raydi Allohdan?" dedi.
Ömer ibn Hattab olay karab duruyor ve buradalar, bu balagat yetmedi. Demek ki günahlarda yazarken kalan işte çıkanı yok. Bunu dostu cevap. Biz balagat ettik, günahlarda kıladığın kalanımız yazı yaptı. Elbette bu dua kısımdadı. Abu Hurayra radıyallahu anh ölüm saatleri yakın bugün payette yığladı. Şimdi ey Abu Hurayra neme yığlayız dedi. Bu kişi cevap verdi ki ey Halil bu kişiler radıyallahu anhum degen Allah bunlar hakkında. Allah bunlardan razı oldu. Şuna kadar da verdi. Şu adam yığlayattı. Resulullah vefat kıldı. Bunlardan razı halde ketkenir. Bunlar ki cenneti başaratını belgenir. Şu kişiler yığlayattı. Men sizlerde dünyadan çıkıp getirkenim, yığlayakenim yok. Sizlerden ayrılayakenim, yığlayakenim yok. Lekin seferimi uzağılığını öyle bir yığlayakken. Kıyamet geçe kança tamam kabirde. Men epege kötarladıgan, ya ki pasayadıgan havlu yeket yapan. Men kötarladıganlar katarda bulamam ben. Peki pasayadıganlar katarda bulamam ben. Şunu bir meyğle yapan. Allah beni kitabımı on kolumdan beradı mı? Çap kolumdan beradı mı? Şunu bir meyğle yapan. Yani kadar atamız, bunlar sahabalar. Allah bunlardan razı bu genç kişiler. Biz ki, biz özümüzü kimle takaslaştı alayız da, kançalık naksızlığımız, kançalık bir günah kençilikimiz yeterliğini, şundan da basayım olarak. Ravayetlerdeki yıldırlardı, Şeyh Ebu Ali Ad-Dakak'tan, Şuayb Aleyhisselam Allah'dan korkup yığladı. Yığladı közü körü oldu. Allah Teala közünü kaytarı bir. Yine yığladı, yine közü kör oldu, yine kaytar verdi Allah. Yine yığladı Allah'dan korku. Közü yine kör oldu, Allah Teala közünü kaytar verip. Ya Şuayb, eğer sen cennetten ümit kılı yığlayken bulsun, senge vacip oldu, bu oldu yığlamam dedi. Yok sen eğer doğrudan korkup yığlayken bulsun, dozak seni haram kıldım dedi. Parvadigara dedi, ben seni yüzüğünü körüşlükte şavkıdan yığlayacağım dedi. Cennet diyem dozak diyem etme yaptı. Seni yüzüğünü körer mi ki ben degen, yüzüğünü körüşeyi degen şavk mı yığlayıp yaptı dedi. İbadet üç kıl buladı. Kullu ibadeti, savda geldi ibadeti, aşığlı ibadeti. Kullu ibadeti kanaka, kul, hacası büyürgen işini kınasa ceza alışından korkup çıkılardı. Kel değildi, azablanan. Kullu ibadeti şuna kıyken, dozaka çıkamaya da bir ibadeti. Özü şüngü yıkılasayan katta geldi o adamlar. Çünkü dozaktan korkup, dozakta körüp durgen de korkuşlu gibi zor sıfır. İkincisi savda geldi ibadete. Savda gel kim dedi? Savda gel payda kovgen. Men senge, sen men yakın adam. Birini iki kıladın adam. Savda gel kana ibadet kılarken. Paradigar, men sen etken ibadet kılaman, sen etken haramdan tiylemen, sen menge cenneti göresen. Savda. Savda. Bu kul ibadetten baratıra. Üçüncüsü aşık ibadete. Bu aşık, cennet diyen, dozakta diyen kızı yokken. Allah'ın da cemalini körsen de bir ibadet kılarken. Ne maksat? Gaye, maksat Allah'ın didarını körüşlük. Çünkü cennet çekilgen cennetiler ki Allah-u Teala hemen nimeti verip koygenden ki özünü yüzünü bir metri körsetken de İbn-i Kesir'de geledi, nimetler ki kömülüp türken de cennet asmanı geçmiş ve bulutsuzluk geledi de selamun kavlen min Rabbi Rahim. Ey cennet ahli sizler ki tınçlik ve amanlık olsun degen parvardigarını, cemalini, parvardigarını, didarını gördüler. Allah'ın yüzünü köre düşündü, min yıl yakışıdan ketede başlasın. Özge kerim etken birinci yapı, parladıgar yine bir madde yüzünü körsen. O nesiller olmasa yani. Üçüncü, maksat da Allah'ın didarını körüştük, hareket kılırıştık. Ali inatanı körüştük. Hazara radıyallahu hanfı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı, çıkıp geldi. Hazara bana Abu Bakr aldı dedi. Abu Bakr çıktı. Ne mi gönlü kadar yapsın dedi? Ya Abu Bakr dedi. Resulullah da aldı da otursan, bir başkaçı adam bulamam. Kalbim başkaçı bir ahiretke şavkım, ahiretke zavkım, Allah'ın körüşü ki bugün bir muhabbetim ziyade buladı da Resulullah'ın üyüden çıkıp, üyü veketi bala çakamına yaklaşı oturgenden ki özgür kalamam dedi. Biz. E bu nasıl mende ya mı var dedi Ebu Bekir. Yürüyün dedi. Resulullah'ın aldığı barıştı. Halına yetişti. Biz münafıklı kaldık mı dedi. E bu münafıklı olmaz dedi. Eğer sizler benim huzurumda gidip halat bilen hayatta yürüyorlar genelerde bu şimdi bir pakize halat ki tarıştılar sırada közlerine körlerdi. Assalamu aleyküm de kulilerine kulunu bir görüşerdi. Lekin insan bazı da onu deyip bazı da onu deyip olardı. Bunlar havatırda bu yani. Kalbini özgürlük olayken gibi. Hadis Kudüs'ünde geldi. İzzetim ve uluğum gibi kasam min bandamın üstünde ikide korkuluyen
ikkita xotirjamlikni ham jamlamayman dedi. Kim mendan dunyoda qo'rqmasdan xotirjam yashagan bo'lsa, oxiratda mendan albatta qo'rqadi. Kim mendan dunyoda qo'rqsa, oxiratda mendan xotirjamlik bo'ladi. Bizning ixtiyorimizda bitta qo'rquv, bitta xotirjamlik bor. Agar dunyoda xotirjam bo'lsak, oxiratda qo'rquvimiz qoladi. Dunyoda Allohdan qo'rqsak, oxiratda xotirjamligimiz qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zidan qo'rqadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va siz bilan bizni do'zax yoki jannatni pas Allohning diydorini ko'rib, Alloh taolaning diydori yetishlik niyatida ibodat qiladigan, harom hatishdan tiyiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.